Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Aga, eğer hoşuna gittiyse abone ol butonuna bas, abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Evet gobeller, 35 numaralı ünitemiz yani parabolle devam ediyoruz dostlar. 7 numaralı köşe taşında kalmışız. Hemen bunları da bir gömelim. Bitsin kardeşim. 6 tane soru var. 7. köşe taşımızda. Şöyle bir ayarlamasını yapalım. Odaklanmaya da basalım. Evet, başladık sorularımızı çözmeye. Yanda diyor, fx parabolü verilmiştir. Buna göre f'de 3 değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi parabolün denklemini yazacağız burada birlikte kardeşlerim. Bakın şu x eksenini kestiği noktalar var ya. Bunlar parabolün kökleriydi kardeşler. Yani birinci kökü -6, ikinci kökü de 1'miş dostum. Kökler toplamını bulabiliriz buradan biz dostlar. Kökler toplamı dediğimiz şey yani x1 ile x2'nin toplamını bulabilirim ben hemen. -6 ile 1'in toplamı -5. Kökler çarpımını da bulabiliriz. x1 ile x2'nin çarpımını. O da neydi kardeşim? -6 ile 1'i çarpıyorum. -6. Şimdi kökler toplamı da var, kökler çarpımı da var. Sen buradan denklemi kurabilir misin artık dostum eğer istersen? Hani bu zaten parabol ikinci dereceden denklemin kökleri falan filan muhabbetiydi ya. İkinci dereceden bir denklemin grafiği bu parabol dediğimiz şey. İkinci dereceden denklemin kökleri var. Çarpımları burada, toplamları burada. Denklemini kurmayı biliyorsun zaten. O halde bu yol senin olsun. Bu birinci yol olsun. Sen buradan çözmeye çalış. Önceki köşe taşlarına bak, hatırla. Ben şimdi bir de şöyle yapayım bunu arkadaşım. Şimdi madem ki birinci kökü -6. O halde bu parabolün denklemi şöyle başlayacak. Bir katsayımız olacak A diye dostum. A çarpı x artı 6. Bakın birinci kökü -6 idi ya. Şurayı hemen sıfır eşitledim. -6 buradan geliyor. Çarpı x eksi 1. Gerçekten -6'yı yerine yazdığınızda yine 0 çıkıyor. 1'i yerine yazdığınızda yine 0 çıkıyor. Dolayısıyla gerçekten kökleriydi, böyle yazdım. Şimdi peki bu parabol bir de x yerine 0 yazdığınızda -12 noktasından geçiyormuş şu noktadan. Yani 0'a -12. Parabol bir noktadan geçiyorsa o noktayı mutlaka denklem sağlayacak. Hemen x yerine 0 yazıyorum dostum ben. Y yerine de -12 yazıyorum ve böylece A'yı bulacağım şimdi. 0 yazarsak 6 gelir. 0 yazarsak -1 gelir. 6 ile -1'in çarpımı -6'dır. -6'ya bölersek her iki tarafı, A'yı biz buradan 2 buluruz dostum. Peki A'yı bulduk. O halde eğer isterseniz parabolün denklemini bir daha yazalım. Y eşittir 2 çarpı x artı 6, x eksi 1. Şimdi parabolün şunları dağıtmaya falan gerek yok kardeşim. Çünkü bize direkt x yerine 3 yazın, sonucu söyleyin diyor. Hemen x yerine 3 yazdım. Y eşittir 2 çarpı 3 ile 6'nın toplamı 9. 3'ten 1 çıktı 2. 4 kere 9, 36 geldi. Birinci sorumun cevabı. Bak kardeşim, bence birinci yol da çok kolay, ikinci yol da çok kolay. Sen mutlaka birinci yola da alış, ikinci yola da alış bence. Evet, geldik ikinci soruya. Bak ikinci soruda da aynı mantığı yapacağız. Yine iki yolla da çözebilirsin eğer istersen ikinci soruyu da. Yani kökler zaten gözünün önünde. -3 ile 1. Hemen kökler toplamı, kökler çarpımı dediğinde denklemi kurabilirsin dostum. Gerisi de bir şekilde gelir zaten. Ama biz yine normal parabol çözümüyle yapalım bunu. Şöyle yapalım yani. Y eşittir diyelim. A çarpı x artı 3. Birinci kök -3 gelecek. X eksi 1. İkinci kök 1 gelecek. Bir de parabolümüz 0'a 6 noktasından geçiyor. Yani x yerine 0 yazdığımda y 6 oluyormuş. Bir de onu gösterelim. 6 eşittir a çarpı 0 yazarsanız 3, 0 yazarsanız -1. 3 kere -1 -3 yapar. Hemen 6'yı -3'e böldüm. A'yı buluyorum. -2 çıktı a.
Şimdi bu parabolün denklemini bir daha yazalım dostlar. Y eşittir eksi 2 çarpı x artı 3 ve x eksi 1. Şimdi bunu dağıtacağım çünkü A, B, C lazım bana. O yüzden dağıtacağız bunu arkadaşlarım. Y eşittir. Şimdi eksi 2 dursun. Şurayı bir içeriye dağıtalım şöyle. X ile x'in çarpımı x kare. X ile eksi 1'in çarpımı eksi x. 3 ile x'in çarpımı 3x. 3 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 3. Hadi biraz toparlayalım. Y eşittir. Eksi 2 çarpı x kare artı 2x eksi 3 yaptı. Hadi bir daha. Bir satır daha topluyorum. Eksi 2'yi içeriye dağıtıyorum. Eksi 2x kare eksi 4x artı 6 geldi dostum. Bak A dediğimiz yer burası. B dediğimiz ve C dediğimiz yerler bunlar. Ne diyor şimdi bize? A yani eksi 2. 2B diyor yani eksi 4 ile 2'yi çarpın diyor eksi 8. 3C yani 3 ile 6'yı çarpın diyor 18. Şurası eksi 10. 18 daha 8 yaptı gobeller. Cevap C. 3 numaraya geldik. Bakalım bu amca ne diyor? TAB eşkenar üçgeninin alanı. Dostum eşkenar üçgenin alanı A kare çarpı kök 3 bölü 4 formülüyle bulunuyor. Bu da eşitmiş 3 kök 3'e. Hadi kök 3'lere bay bay dedik. 4'ü de buraya çarpı atalım. A kare eşittir. Ne geldi kardeşim? 12. A eşittir kök 12. Yani 2 kök 3 çıktı A. A dediğimiz şey ne? Eşkenar üçgenin bir kenarı. Yani AB mesela 2 kök 3. O halde şurası kök 3. Burası da kök 3. Şurası 90, 60'ar derece bunlar, şu da 60, şuralar 30-30 diye bölünür. Olduğuna göre parabolün denklemi nedir diye bir soru sormuş bize. Tabii ki şurası da yükseklik, 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3'tür. Şu yüksekliği 3 bulduk arkadaşım. Yani tepe noktasını ne bulduk? 0'a 3 bulduk dostlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi parabolün denklemini istiyor. Ve bakın birinci soruda da denklemi bulduk. İkide de denklemi bulduk ama bir ve ikinci sorularda denklem istemiyordu. Eğer benden denklem istiyorsa kardeşim gidip yalandan yere denklem bulma o yukarıda birinci ve ikinci soruda yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Şıklardan eleyerek de gidebiliriz. Şimdi parabolün üstünde olduğunu bildiğim bir nokta var. Mesela 0'a 3 noktası. Hemen bütün şıklarda x yerine 0 yazalım. Bakalım hangisinde y 3 çıkıyor. 0 yaz 1 geliyor gitti. 0 yaz 2 geliyor gitti. 0 yazarsam 9. 0 yazarsam 6 geliyor. Yani cevap Ceyhan. E hocam hadi tut ki 2 şık arasında kaldık. O zaman bir nokta daha devreye girecek. İşte şu nokta mesela A noktası veya mesela B noktası. Şimdi A noktasının koordinatı bak x'i eksi kök 3 y'si 0. B noktasının koordinatı artı kök 3'e 0. Sen ne yapacaksın iki şık arasında kaldığında? Ya A'yı ya da B'yi deneyeceksin. Yani x yerine kök 3 yazıp bakalım 0 çıkıyor mu diye kontrol edeceksin kardeşim. Evet geldik. Şu sorumuza 4 numaraya bakalım bu ne diyor. Yine ben bir odaklayayım da bunu. Şimdi iki tane parabol var kardeşim. Biri yukarıdan aşağıya doğru, biri alttan yukarıya doğru. Bak ikisinin de 0'a 0'dan geçtiğini. İkisi de 6. 6'ya 0 noktasından geçiyor ikisi de. Peki başka ikisinin de T1 ile T2'nin arasındaki uzaklık 18'miş. O halde şurası 9, 9 olacak. Simetri ekseni oldu bu bizim arkadaşlarım. 6 ya burası toplam. 3, 3 diye bölecek. Şu nokta 3 geldi. Yani T1'in koordinatları 3'e 9. T2'nin koordinatları 3'e eksi 9 oldu. Değil mi dostlarım? Şurası eksi 9'a denk düşüyor. Şurası da 9'a denk düşüyor. Yani şöyle Gx'in T
T1 GX'e aitmiş. O halde T1 3'e 9 bunun tepe noktası. T2 de 3'e eksi 9 bunun tepe noktasıymış. Peki A eksi C'yi soruyor bize. Tamamdır dostum. Hadi şöyle yapalım arkadaşlarım. Mesela birinci şeyin grafiğini çizme şeyini gösterelim. Fx'in denklemini yazmaya çalışalım. Şöyle yazılıyordu denklem. Y eşittir A çarpı tepe noktasını bildiğiniz durumda x eksi R'nin karesi artı K formülüyle bir denklem yazılabiliyordu, parabolün denklemi. Bu formülü ne zaman kullanıyorum? Tepe noktasının apsis ve ordinatını biliyorsam. Bildiğime göre kullanalım. Y eşittir A çarpı x eksi 3 karesi eksi 9 olur. Şu fx'in denklemi bu. Şimdi bu fx dediğim sıfıra sıfırdan geçiyor arkadaşlarım. Hem fx hem gx sıfıra sıfırdan geçiyorsa x yerine 0 yazalım, y de 0 olacak. O halde 0 eşittir a çarpı 0 eksi 3'ten eksi 3 karesi 9 eksi 9 geliyor. Eksi 9'u bu tarafa atalım, 9 eşittir 9a geldi. A eşittir 9'a bölersek 1 çıktı. A'yı bulduk dostlar. Hadi şimdi bir de gx'in denklemini yazalım şunu. Bunun da tepe noktasını biliyoruz. Y eşittir. Bunun da C'ymiş şuradaki harfi. C çarpı x eksi 3'ün karesi artı 9. Yine 0'a 0 yazıyorum. 0 eşittir C çarpı eksi 3'ün karesi 9 artı 9. 9 buraya eksi 9 olarak geldi. Burada da 9C kaldı. Demek ki 9'a bölersem C'de eksi 1 çıktı. A eksi C yani 1 eksi eksi 1'i istiyor bizden. Yani 1 artı 1'i istiyor. O da 2 yaptı Gobender. Evet 5 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Denkleminin kökler çarpımı nedir diye soruyor. Şimdi kardeşim bunu normalde şöyle yaparsın. Normal yolla çözmek istersen. Önce parabolün denklemini yazacaksın. Parabolün denklemini ister kökler çarpımı, kökler toplamı muhabbetinden yaz. İstersen benim birinci ve ikinci soruda yaptığım gibi şöyle y eşittir a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4 diye yazıp bul denklemini. Denklemi bulduktan sonra x gördüğün yere x artı 3 yaz. Sonuca ulaşırsın kardeşim. Köklerinin çarpımı dediği zaman işte C bölü A'sından da sonuca ulaşırsın. Onda sıkıntı yok. Kesin doğru cevabı bulursun orada. Acele etmeyip yavaş yavaş yazarca. Ama biz fonksiyonlarda ne öğrendik arkadaşlarım? Fonksiyon köşe taşını hatırlayın. Sonlara doğru böyle grafik soruları vardı. Biz orada şunu yapıyorduk. Şimdi bunun kökü eksi 1 ya dostum. Ve diğer kökü de 4 ya. Sen şunu soracaksın şimdi kendi kendine. Burayı ben nasıl eksi 1 yaparım? X yerine kaç yazmalıyım diye soracaksın. Eksi 1 olması için X yerine eksi 4 yazmalısın. Bu 1. 4 olması için kaç yazmalıyım? Yani X artı 3'ün 4 olmasını isteseydim. X yerine kaç yazmalıydım? 1. Birinci kök 1. İkinci kök eksi 4'tür dostum. Bak şu aradığın ifadenin birinci kökü eksi 4, ikinci kökü de 1'dir. Ve bize de bu köklerin çarpımını soruyor, eksi 4'tür. Bak bu daha kolay, daha pratik bir yöntem. Hadi şuna bakalım şimdi Gobeller. Yine bakın aynı muhabbeti yapacağız şimdi burada. Bu denklemin kökleri çarpımı, kökleri toplamı önemli değil. Ama burada ikinci kök yok. Bak birinci kök 3 de. İkinci kökümüzü bilmiyoruz. Aslında biliyoruz. Çaktırmayın. Şurası bizim simetri eksenimiz değil mi Gobeller? Simetri ekseni bu tarafla bu tarafı eşit bölmüyor muydu adam? Peki burası kaç birim? 2 birim. O zaman burası da 2 birim olacak. Şurası zaten 1. Burası da 1 birim olacak. O halde eksi 1'dir diğer kök. Şimdi ne diyorum ben? Burayı bir 3 yapmaya çalışacağım. 3 olması için kaç yazmalıyım x yerine? 4 yazmalıyım. Bir de eksi 1 yapmaya çalışacağım. Eksi 1 olması için x yerine kaç yazmalıyım? 0.
İşte bana kökler çarpımı mı toplamı mı neye soruyorsa sorsun. Çarpımını soruyor. Sıfır geldi sorunun cevabı. Evet, bayağı bir uzun sürede çözdük. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlarım 7 numarayı. 8 numaradayım gobeller. 14 dakika olmuş, hay maşallah. Evet, 8 numaradayız dostlar. Bakalım ne diyor. Yanda y eşittir bilmem ne parabolü verilmiştir. Buna göre c kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Bakın yine tepe noktasını biliyorum. O halde şu formülü kullanacağım. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Şimdi hemen kullanalım. Y eşittir a çarpı x eksi eksi 3'ten artı 3'ün karesi artı 6. Bağıntısını kullanıyorum arkadaşlar. Peki bana bir tane de nokta lazım. İşte noktamız şurada. 1'e 0 noktası. Yani x yerine 1 yazdığınızda y 0 olacak. Peki y 0 a çarpı x yerine 1 yazıyordum. 1, 3 daha 4. 4'ün karesi 16. Artı 6. Artı 6 buraya geldi. Eksi 6 oldu. Eşittir 16a. 16'ya böldüm. Eksi 6 bölü 16 eşittir a. Yani a eşittir eksi 3 bölü 8. Şimdi a'yı bulduk. Hadi gelin denklemi bir daha yazalım şimdi. Y eşittir. A yerine eksi 3 bölü 8 yazıyorum. Çarpı x artı 3'ün karesi artı 6 geliyor dostlar. Peki hadi burayı bir düzenleyelim. Sabit sayısını bulacağız. Y eşittir. Eksi 3 bölü 8 dursun. Çarpı. Şurayı bir açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, bir de artı 6 var. Eksi 3 bölü 8'i içeriye dağıtıyorum. Eksi 3x kare bölü 8. Eksi 27 bölü 8. Eksi 18x bölü 8. Bir de artı 6 var. Şimdi sadece c'yi sorduğu için sabit sayıyla benim işim var. Şu ikisiyle işim yok. Buradan da sonuç şunların ifadelerin toplamı. Yani 6 ile eksi 27 bölü 8'in toplamı. 6 ile 8'i çarpalım. 48 yapar. C'yi buluyoruz şimdi. 48 eksi 27 bölü 8. 48'den 27 çıkarsa 21 bölü 8'miş sorumuzun cevabı. Geldik buna. Tepe noktası bilmem ne olan ve bilmem ne noktasından geçen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar burada da yine şu y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi falan filan yazdım ya. O formülü kullanmamı istiyor ama biz yine gelin çakallık yapalım arkadaşlar bu soruda. Bakın noktasından geçen. Unutmayın bu cümleyi. Sihirli cümlemiz olsun bu bizim. Noktasından geçen lafını duyduğunuz her soruda şıklardan hareket edin dostlar. Nasıl yani hocacığım? Hemen şöyle gobeller anlatıyorum. Bu verilen noktayı şıklarda yerine yazın. Yerine yazın, hangisi sağlıyorsa doğru cevap odur. Bunu sadece parabol için söylemiyorum. Bakın analitik geometride de yapacaksınız bunu çok fazla. İşte çemberin analitiğinde yapacaksınız mesela. Doğrunun analitiğinde yapacaksınız mesela. Denklem sorduğu zaman hemen pat 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 noktasından geçen diye duyduğun zaman şıklarda yerine yaz. Şimdi bütün şıklarda x yerine eksi 1 yazıyorum. Bakalım hangisinde y eksi 10 geliyor. Eksi 1 yazalım. Eksi 1, eksi 3 daha eksi 4. Karesi 16. Başında eksi var. Eksi 16. 9 daha eksi 7 çıkıyor, bu değil. Şunu deneyelim. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1, 3 daha 2. 2'nin karesi 4. 4 eksi 6. Eksi 2 çıktı. Bu da değil. Şunu deneyelim. Ki cevap buymuş, Bursa'ymış. Bursa bir dursun kenarda, diğerlerini deneyelim biz arkadaşlarım. Eksi 1 yazarsam, eksi 1, 3 daha,
Ne yapıyor eksi 1 3 daha? 2. 2'nin karesi 4. 4 9 daha 13. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 6 daha eksi 7. Eksi 7'nin karesi 49. Bir de başında eksi var. Eksi 49. 3 daha eksi 46, bu da değil. Bakalım bu gerçekten oluyor mu? Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4. Eksi 4'ün karesi eksi artı 16. Başında eksi var. Eksi 16. Artı 6 daha eksi 10. İşte doğru cevabımız Bursa. Yine söyleyelim. Ya hocam iki şık arasında kalsaydım ben? E dostum, bir de sana tepe noktası vermiş değil mi? Tepe noktası da doğru cevabı sağlamak zorunda. Yani sen tepe noktasını da x yerine 3 yazarsan y'si 6 çıkmak zorunda. İkisini aynı anda sağlayan bir şık olur her zaman. Geldik 3 numaralı gobeleye. Bakalım bu ne diyor? Parabolünün tepe noktası bilmem ne olduğuna göre f'de 5 kaçtır? Dostum, tepe noktasının apsisi 1. Yani şöyle bulmuyor muyduk? Eksi b bölü 2a. 1'miş meğersem bu. Peki şurası bizim b dediğimiz yer. B burası. Eksi b dediğim için 2m oldu. Bölü a'mız 1'miş katsayısı x karenin. 2a dediği için 2. İkiler de giderse biz buradan m'yi 1 bulduk. Bu birinci ifade. Şimdi bir de k'sı, yani tepe noktasının ordinatı 8'miş. Bunu nasıl buluyordum? Tepe noktasının apsisini yerine yazınca, yani x yerine 1 yazarsanız diyor, y 8 çıkacak diyor. Hadi yazalım. 8 eşittir. 1 yazarsanız 1 eksi, m yerine de 1'i yazalım. Eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 artı n. Burası ne yaptı? 1 eksi 2'den eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa atarsak 9 eşittir n. F'de 5'i soruyor bize. Önce fx'i bir daha düzgünce yazayım ben. X kare var. M'yi 1 bulmuştum. Eksi 2x var. Artı n. Yani 9 var. F'de 5'i soruyor. 5 yazın gobeller. 25 eksi 10 artı 9. 24 mi geliyor cevap? Evet. 24 sorumuzun doğru cevabı. 4 numaradayız dostlar. Yanda grafiği verilen parabol x ekseni negatif tarafta hangi noktada keser? Ne bileyim ben. Hadi bulmayı deneyelim anasını satayım. Tepe noktasını vermiş mi dostum? Vermiş. O halde ne yapacağım ben adamım? Hemen tepe noktası verildiği için denklemini şöyle yazacağım. Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Sonra bir de bana şu noktayı vermiş. 0'a 15 noktası. X'e 0 yazacağım. Y'yi 15 yazacağım. 15 eşittir a çarpı 0 yazarsam eksi 1'in karesinden 1 gelecek, yazmıyorum. Bir de artı 16. Artı 16'yı bu tarafa atalım. A eşittir eksi 1. Yani parabolün denklemi şu oldu. Y eşittir eksi 1 çarpı x eksi 1'in karesi. Onu da açalım. X kare. X kare ne diyorum? İkincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eksi 2x artı 16. Hadi y eşittir eksi x kare. Eksi x kare. Eksi 1 artı 2x artı 16. İçeriden sesler geliyordu arkadaşlar. Onları duymaya çalışıyorum. O yüzden bir suskunlaşıyorum. Şimdi bir daha şöyle yazalım. Eksi x kare artı 2x artı 15 oldu benim denklemim. Şimdi bana bunun kökleri lazım değil mi arkadaşlarım? X1 ile x2. Önce bunu bir eksiyle, şunu sıfır eşitleyip köklerini buluyorum. Eksiyle çarpalım. X kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0. Eksi 5'e artı 3. Yani x1 eşittir 5, x2 eşittir eksi 3 geldi. O halde biri 5'miş köklerin, biri de eksi 3'müş. Negatif tarafta kestiği eksi 3. Eksi 3'e 0, yani cevap Ceyhan geldi. 5 numaradayız dostlar. Bakalım bu ne diyor? Yanda bilmem ne fonksiyonunun grafiği verilmiştir. İyi bakalım.
Hadi biz bunu şimdi yine denklemini bir yazalım isterseniz dostlar. Ne diyeceğiz kardeşlerim denklemini yazarken? Şöyle yapacağız. Y eşittir A çarpı X eksi R. X eksi eksi 4. Şu R, şu da K. Tepe noktasının R'si K'sı. X artı 4 oldu. Karesi artı 3. Şimdi bir de 5'e 0'a 5 noktasından geçiyor bu parabolümüz. X yerine 0, Y yerine 5 yazalım. 5 eşittir A çarpı 0 yazarsam 4, karesi 16 artı 3. Artı 3'ü buraya attım, 2 eşittir A çarpı 16. Demek ki A eşittir 2 bölü 16'dan 1 bölü 8. A'yı bulduk. Neyi soruyordu bize? F'de eksi 5. O zaman parabolü bir açalım. Şöyle yazalım daha doğrusu. Y eşittir 1 bölü 8 çarpı X artı 4 karesi artı 3. Şimdi A'yı zaten bulduk. 5A var payda da. 5 bölü 8 olacak o zaman. 5 çarpı 1 bölü 8'den. Bir de eksi 5 istiyor. O halde X yerine eksi 5 yazalım. Eksi 5, 4 daha eksi 1 karesi 1. 1 bölü 8 artı 3 olur. 1 bölü 8, F'de eksi 5'i buluyorum. X yerine eksi 5 yazdım. 1 bölü 8 artı 3 geldi. 8 kere 3, 24. 1 ile topladım. 25 bölü 8'miş pay kısmı da. 25 bölü 8. Birinci sayıdan duracak 25 bölü 8. İkincisi 8 bölü 5 olarak gelecek. 8'ler gitti. 25 bölü 5'ten 5 çıktı sorumuzun cevabı. Son sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Yanda fx parabolü verilmiş. Buna göre fx parabolünün simetri ekseni nedir? Benimkinin şimdi simetri ekseni ne? 5. Ne yapıyorduk burada kardeşim? Hiç denklem yazmayla uğraşmayın. Burayı ne yazarsam 5 olur. 7 yazarsanız x yerine 5 olur. O halde x eşittir 7. Benim yeni parabolümün simetri eksenidir. Yani bak sana fx'i verdiğinde... F'de x artı bilmem ne, x artı bir şey, x eksi bir şeyler verildiği zaman sen x'teki neyi soruyor? Simetri ekseni. X'deyken 5 mi? Y'deyken ne olursa 5 olur diye soracaksın, tamam mı? Buradayken. Ne yazarsan burada x yerine 5 olur diye soracaksın. Yaptık bir önceki köşe taşında da iki tane daha böyle soru yaptık arkadaşlarım. İyi takip edin onları. Pratiklikleri kaçırmayın yani, onu söylemeye çalışıyorum dostlar. Peki 8 numarayı da gömdük o halde goberler. Bakalım kaç dakika oldu? 27 dakika olmuş arkadaşlarım. İsterseniz burada bir duralım. 9 ile 10 numarayı da bir dahaki şeye saklayalım arkadaşlarım. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle, kolay gelsin goberler.